yayınımıza Başar Bey, Bülent Bey. Hoş bulduk. Merhabalar, hoş Teşekkürler. bulduk Uğur Bey, günaydın. Günaydın efendim, çok teşekkür ederiz. Şimdi öncelikle Başar Cander Hocam, aynı zamanda Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı. Şimdi acil durumlardaki son durumu Başar Hocam bize aktarır mısınız? Sayılar o kadar arttı ki tekrar, özellikle ağır hasta sayımız hiç inmiyor. İnmediği gibi plato da çizmiyor, giderek artıyor ve vefat sayılarımız da artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da %25'lik bir gerileme olduğunu söyledi ama anlıyoruz ki biz bu açıklamadan ve bu rakamlara bakarak demek ki Anadolu'da bir artış var ve Anadolu bu sefer yükselişe çıktı. Türkiye genelinde son durum nedir Başar Hocam? Şimdi İstanbul için baktığımızda gerçekten İstanbul'da geçen haftayı biz biraz daha stabil geçirdik. Yani biz sizinle bir hafta önce yaptığımız konuşmada acilde bekleyen hasta sayısındaki artış ve acilde bekleme sürelerinin normal ortalamadan çok daha yüksek olduğunu ifade etmiştik. Geçen haftayı nispeten daha kabul edilebilir, daha stabil geçirdik. Bir plato çizdi ve hasta sayılarımızda bir azalma oldu. Bakan Bey ifade ettiği şey o. Bu İstanbul'da tabii ki bu azalmanın nedeni aslında biz bir nevi Avrupa kenti gibi davranıyoruz ve Avrupa'yı takip ediyoruz. İstanbul öncülük yapıyor. Özellikle Avrupa yakası ve ondan sonra Anadolu'ya bunun yansımaları oluyor. Tabii alınan tedbirler ve bugün son bir haftada yapılan uygulamaların buna etkisi olduğunu düşünmek lazım. Ama mevsim şartları ve dalganın gücünün kırıldığını da göz ardı edemeyiz. İstanbul'da nispeten bizi rahatlatan bir gerileme söz konusu. Ama bu ağır hastalara yansımıyor. Neden yansımıyor? Çünkü ağır hastaların en son, yani bu tabloda en son düzelecek olan şey vefat sayısı ve ağır hastalardır. Çünkü hastalar birdenbire kötüleşip kaybetmiyoruz. Bu oran çok düşük. Dolayısıyla tedbirlerin en son yansıyacağı rakamlar vefat sayıları olacak. Neden? Şu anda 6 bin tane mevcut hastamız var. Biz zaten ağır hastalarda çok başarılı bir yol alabilmiş değiliz bütün dünyada. Dolayısıyla bu ağır hastalarda kurtarma oranları, geri dönme oranları düşük olduğu için bu ağır hastalardan vefatlar bir süre daha devam edecektir. Yani ayakta hastalarda azalmalar oldu İstanbul için söyleyeyim. Ama ağır hastalardaki seyir devam ediyor, artış devam ediyor, vefat devam ediyor. Bunun bir nedeni de, bir diğer nedeni de şu. Şimdi dikkat ederseniz yaz başlarında, Nisan-Mayıs dalgasında biz İstanbul'da çok ciddi bir dramatik dalga yaşamıştık. %60'lardaydı İstanbul'daki oran. Ama o sırada Anadolu daha böyle bir şey yaşamıyordu. Yani İstanbul çok yoğunken Konya boştu, Kayseri boştu. Onlara daha sonra gitti, zaman dağılımı oldu. Ama şu anda bu dalgada zaman dağılımı çok dar. Yani biz İstanbul'la birlikte Anadolu'yu ilk defa bu kadar iç içe yaşadık. Yani İstanbul çok yoğunken aynı zamanda Konya'da çok yoğundu, Kayseri'de yoğundu, efendim Hatay'da yoğundu, şimdi Samsun, Trabzon'da yoğun. Yani Yani Mayıs ayında... nüfus ağırlık kayması mı oldu Başar Hocam Anadolu'ya doğru? Hayır, 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 o şekilde değil. O nüfus hareketleri yaz aylarında olmuştu. Evet. İstanbul'dan şeye Anadolu'ya, Anadolu'dan tekrar İstanbul'a. Hayır, bu sefer virüsün yayılma hızının İstanbul'la birlikte Anadolu'da aynı hızda seyrettiğini görüyoruz. Yani İstanbul'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan İstanbul'a taşıma belli bir zaman aralığına yayılmıştı. Mayıs-Haziran aylarında, yaz aylarında. Ama bu ikinci dalgada bütün Anadolu'yla İstanbul birkaç gün önce başladı sadece. Ondan sonra bütün Anadolu'da aynı şekilde hızlı bir şekilde dağıldığını gördük. Yani bu rakamları yükselten şeylerin başında da bu geliyor. Yani şu anda biz yani mesela diğer dalgada 2-3 aya yayılan rakamları bu dalgada bir ay içinde bütün Evet. Türkiye'de gördük. Dolayısıyla bu biraz rakamları daha yüksek görmemize sebep oldu. Bir diğer neden hemen bitiriyorum onu da ifade edeyim. O da şu, dikkat ederseniz 200 bini aşan bir test sayısı var. Ve burada 6 bin civarında hasta yakalıyoruz. Bunlar çok yüksek rakamlar. Ama asemptomatik vakaların ne kadar yüksek olduğunu ve bunları testlerin tarama testi şeklinde daha fazla kullanıldığında göz ardı etmememiz lazım. Evet. Bülent Hocam şimdi efendim belli ki güzel insanlarımızın kafası biraz da karışık. Biraz da böyle hani itidali yayınlar bekliyor. O yüzden çok mutluyum sizleri ağırladığım için, böyle uzman konuklarla bunu konuştuğumuz zaman insanlar ilk ağızdan
duymaları gerekir diye düşünüyorum. Çünkü herkesin bir uzmanlık alanı var. Başar Hocam, çok az bir zamanım kaldı ama siz o kadar çok cephenin en önünde savaşan sağlıkçılarımızdan bir tanesisiniz ki size de sormam lazım. Nasıl geliyor tepkiler aşıyla ilgili? Siz hangi duyumları alıyorsunuz? Kısa alabilirsen Başar Hocam. Yani tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi belki diğer aşılarda olmadığı kadar kafalar karışık. Bunun nedenlerini tabii incelemek lazım ama Sayın Bakan'ın söylediği gibi aslında bunları ikna ederek bilimsel verilerle bu işin yürüyeceğini düşünüyorum. Tabii çok gündemde olan bir konu olduğu için ve internet ortamında böyle bilgi kirlilikleri yaşandığı için burada aslında iki önemli konu var. Yani güvenin dışında birincisi akut etkiler, ikincisi de kronik etkilerden endişe ediyorlar. Şimdi akut etkileri öncelikle sağlık personeli bu işin bir parçası olacağı zaten akut etkileri gözlemleme fırsatı olacak. Akut etki ne demek Başar Hocam? Akut etki, akut etki yani aşı yapıldığı andan itibaren bir hafta 10 gün içinde olayların nasıl yürüyeceği. Yani erken dönemde ne yan etkiler işte ateş başka yan etki falan. Bunlardaki güven duygusu oluştuktan sonra çoğu kişinin bunu yapacağını düşünüyorum. Ama tabii kronik etkilerden çekinen kişiler var. Yani işte 2-3 yıl sonra böyle olur mu yok mu şu olur mu falan. Tabii onlara bilimsel verilerle ikna etmek dışında bir yol görünmüyor. Ben olayın ciddiyetini görüp insanların yaygın bir şekilde aşı yaptıklarını gördüklerinde onlar da genelde ifadeler böyleydi. Bir izlem sonucu çoğunun aşı olacağını düşünüyorum. Evet.